Yanlış. Yanlış. Neşe. Ama şimdi sabah ne yapalım? Sabah da bir şey yaratacak. Yok, sabah ya demiyorum. Hayır, sabah da bir şey yaratması lazım. Soruyor soruyu. Tamam, soruyu sordu. Anlat. Cevap vermeyebilir diyor. Ne diyeceksin Allah? Neyi anlatayım abi? Nereden çıktı bunların kavgası? Demek söyleyeyim bana nereden çıktığını. Bunlar bir şey yapıyorlar, gün yapıyorlarmış. Doğum günü, gün, birbirlerine... Kadınların günleri. Günleri, birbirlerine. Kadınların günleri, altın günü. Birbirinin doğum günü. Altın günü. Herkes birbirine bir şeyler götürüyormuş. Hediye. Yani hayır, bir iki kişiye parasını veriyor, altın oluyormuş. Altın veriyormuş. Altın günü işte. Altın günü, oradan bir çatlak çıkmış altınlarla ilgili. Sahte, sahte altın olayı mı? Bilmiyorum, sahte altın mı? Yani ben o cesur oldum. Vallahi bilmiyorum. Peki. Olayın sahte olup olmadığını ya da kutunun boş çıkmadığını ya da bilmiyorum. Sadece olayın bir şeyden dolayı, maddiyattan dolayı çıktığını biliyorum. Sonra Fatih'le Demet konuşurken öbür tarafla küsüyorlar. Demet öbür tarafla barıştığı için Fatih bu sefer deniliyor. Öbür taraf kim? Öbür tarafı bilmiyorum kim olduğunu. Peki. Siz biliyor musunuz? Ferruh tam bir kara kutu. Bildiği ama söylemediği şeyler var. Yok estağfurullah, ne söylemeyeyim ya. Benim bildiğim, tabii gerçekse dedikodulara ama göre... Ama Demet de şu var ya, Demet her yerde kavga edip tartışabiliyor. Ama kinciye olmadığı için de barışabiliyor. Demek ki Fatih çok kirlenmiş bunda. Şimdi Demet'in geçmişine baktığımızda... Hayır, Fatih asla kabul etmemiş. Çocuğun kızından affettiği için asla affetmiyor. Bu konuda affetmiyor. Ben ondan bahsetmiyorum şimdi. Demet'in genel şeyinden bahsediyorum. Demet seninle de kavga edebilir, benimle de kavga edebilir, işte Andere'de herkese kavga edebilir. Ama bir süre sonra ikinci olmadığı için barışıyor. Anladığım kadarıyla Demet'in bu olaydaki şahıslarla barıştığından dolayı Fatih bu kadar yükseldi. Şu konuşmadan bahsediyorum, sabahdaki konuşmadan. Ya şimdi Demet çocuğuma beddua edildi. Konu bir çocuk boşu değil bence abi. Edildi diye girdi konuya. Aslında Fatih de ben beddua etmedim demişti. Barışmak için telefon da açtığını biliyoruz. Demet o kadar kirlenmiş ki. Şimdi şey aklıma geldi. Siz o düğüne gittiniz ya. Merve Özbey düğününde. Fatih Örek oradaydı. Demet Akalın da oradaydı. Evet. Hatta bir de kameralar. Evet, siz görüntüleri getirdiniz. Barıştırmak için araya. Evet, girdiniz. Ben girmedim. Görüntüler vardı. Konuştuk evet. Burada yine. Faik Öztürk. Safiye ile beraber oturuyordu. Faik, Demet ile Fatih arasında bir barıştırma niyetine kalktı. Başarılı olamadı. Demet sahnede oynarken, göbek atarken Fatih masasında göbek attı. Hiç yanına gelmemeye çalıştı. Abi, Fatih'in şuradan oradaki VTR'de izledim gördüm. Ciddi bir şey olmuş ama Fatih'in etrafında doğduğunda kalmadı ki. Ya, çok dolmuş, dolmuş. Şimdi ne diyor? Sen kimsin ki dinleyeyim, seni dinleyeyim demiş. Sen kimsin ki seni kime diyor bunu? Fatih telefon açtığında Fatih'e barışmak için aradığında. Kim arıyor abi? Fatih. Kim arıyor? Demet. Demet. Sen kimsin ki seni dinleyeyim? Sen kimsin ki seni dinleyeyim demiş. Demet Akalın benim için bitti diyor. Fatih bunu şimdi, zaten şeyde anlatıyor. Evet, Fatih hep şeyinde anlatıyor. Seni dinleyeyim diyor. Demet Akalın benim için bitmiştir. Hatta bir ifade kullanıyor böyle hakarete varan karaktersiz bir insan diyor. Kim diyor? Şey mi diyor? Fatih Ürek. Fatih yayında Fatih diyor yani yayında bu bir hakarettir. Kullanmayalım biz yine o kelimeyi. Arkadaşlar da zaten yayınlarken bulurlamışlar. Çirkin bir kelime. Evet. Her ne olursa olsun bu kadar büyümemesi lazım bu tartışmaların. Ama Demet birçok arkadaşıyla, birçok sanatçı dostuyla önce kavga ediyor sonra barışıyor. Önce kavga ediyor sonra bir barışıyor. Bir de şimdi Demet Akalın haberimizdeki şu lafı da diyor ki Kira'nın biliyorsun, Kira ile ilgili paylaşım yapıyor. Bu Sübyan'a beddua eden bana sıfır karakter demiş. Vah ki ne vah, kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de. Diyerek Fatih'in kapalı bir şekilde kendisi ayrı gitmiyor senelerdir. Aynı taftan yemişiyorlar. Bir öyle oluyor yani. Ne oluyor da bu insanlar birbirine giriyorlar ya? Şimdi bir ara bir de çok yakın olan arkadaşların birbirlerini şeyleri anlatması hiç doğru bir şey değil. Bu zamanda daha benim beraber olacağım. Bir de evet. Ama Demet de hiç ikinci kadın değildir yani. Affeder ama Demet de bu sefer ciddiydi. Şu anda çok ciddiyim. Demet de çok ciddi, Fatih de çok ciddiyim. Bu konu daha çok su kaldı. Demek arkasından konuşanlar vardı. Benim ortaklarım da onlarla bile barışmış. Yani Demet ikinci değil yani. Hayır, bu konu daha tamam, çok su kaldı. Tamam, Demet de Fatih Yürek acaba kimin dedikodularını yapmış? Kimler hakkında ne söylemiş de? Onlar da teker teker çıkartılır Demet Akalın tarafından. Bu konu daha çok su kaldırır. Ben sana söyleyeyim. Abi hatırlamıyor musun? Şarkıcı çocuk bende çıkan.
neler söylüyordu arkasında, bu şarkı istemiş de demek, şarkı çocuğu, bu şarkı, o çocuk, neler anlatıyordu. Yine yanında çocuk. Ya demek şey kalbi. Camia. Ya demek şey kalbi burası. Yani dışarıda sert bir şey görüyorsun. Dışarıda sert bir lükse bile sürekli süre geçince. Bence onu da şey yaptı. İşi. Ama eşi bu olayda ben Demet Akalın'a hak veriyorum. Neden hak veriyorum biliyor musunuz? Şimdi ne olursa olsun aranızda bir polemik yaşanmış. Zaten en büyük kazıkta her zaman için dostlarımızdan gelmez mi? Ya Allah'ım ben kendimi düşmanlarımdan korurum. Sen beni dostlarımdan koru diye bir laf var biliyorsunuz. Yani burada en yakınında zamanında dostluk ettiği kişiyle böyle bir sorun yaşanmış. Buraya kadar amenna. Ama bu kadar zaman geçtikten sonra hala niye Demet bitmedi? En son düğündeydi Fatih Ürek, yine Demet Akalın'ı konuşuyordu. Yine Demet Akalın. Başka konumuz mu arkadaşlar, Fatih Ürek? Arkadaşlar, sanat camiasındaki dostluklar, istisnalar hariç sahtedir. Renkli neonlar dediğimiz sahne ışıkları insanları çok değiştiriyor. O ışıkların altında, o sahnede, o mikrofonda, o kameranın karşısında hepsi oynuyor. Hepsi rolünün hakkını vermeye çalışıyor. Bu polemikler, bu kavgalar, hatta iki adım öte mahkemeler bitmedi gitmeyecek. 3 gün sonra bu konuyla ilgili sen ona onu dedin, bu buna bunu dedi diye birbirlerine yine girecekler. Hiç aklıyoruz. Vallahi şu anda herkes evinde. Ama Feyruh çok güzel bir noktaya temas etti. Koronavirüs dedi. Yani koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde tüm dünya olarak birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu günler. Ve bakar mısınız? Fatih Üre'ye bakın canlı yayına katılıp hala Demet Akalın'la hakaret. Demek ki evde canı sıkılmış onun da. İnsanlara bakıyorum Sari abi şimdi. Değişik şeyler çıkmış telefonlarda. 6 kişi, 8 kişi bağlanıyor. Evet, belli aplikasyonlar. Karşılıklı yemek yiyorsun, sohbet ediyorsun. Yani o durumdayız ya. Yani o durumdayız. Düğünler bile artık böyle yapılmaya başlandı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu demiş Köroğlu. Bu telefonlar, akıllı telefonlar icat oldu. Bırak mertliği, her şey bozuldu. Evet. Yarısı sahte, yarısı klavye delikanlısı. Amacına uygun çok iyi kullananlar var, gelir amaçlı çok iyi kullananlar var ama maalesef her sepetin içinde çürük elmalar, çürük yumurtalar oluyor. Buradan kimseye isim vermiyorum, genel konuşuyorum, kimse bir şey çıkarmaya çalışmasın. Ama sanat camiasına geldiyse, gelecek olursa, Demet Akalın, Fatih Ürek kavgasının haricinde milyon tane kavga oldu, kimi mahkemeye gitti. Kimi sonradan barıştı, Demet'in barıştıkları gibi. Ama iddia ediyorum, Fatih Ürek, Demet Akalın kavgası daha çok kurtulur. Bazı belgelerde çıkar, bazı isimler de ortaya çıkar. En son belki yeniden barışırlar da Ferron dediği gibi. Çünkü umudumuz o. Ölümlü dünya, boş verin ya. Herkes umudumuz o. Evet, kim kimle barışıyor, kim kimle gidiyorsa kendi aralarında takılsınlar, boş verin. Doğru, çok doğru.